Bu kitap gerçek bir suç vakasının edebiyat yoluyla kovuşturulmasıdır. Ve korkarım ki bir devlet suçuyla ilgili bir soruşturmadır bu. Enes U'nun işlediği radikal sağ terör suçlarına ve devlet güvenlik kurumlarının bu suçlara nasıl bulaştığına dair bütün hakikati bilmek tıpkı diğer insanlar gibi benim için de mümkün değil. Ama artık şu kadarından eminim ki Enes U'nun münferit hareket eden bir cani üçlüsünden ibaret olduğunu ve bu üçlünün iki üyesinin öldüğünü, üçüncüsününse mahkumiyetinin bekletildiği hikayesini anlatan resmi söylem tamamen dayanaklardan yoksundur. Ben çoğunu sadece işin içindekilerin bildiği gerçekleri farklı bir şekilde bir araya getirdim ve böylece bambaşka bir resme ulaştım. Resmi makamların anlattığı olay akışının mümkün olmadığı zaten tutanaklardan kolayca ortaya çıkmaktadır. Benim için araştırmanın ana dayanak noktası, olan bitenlerin insanın nefesini kesecek bir operasyonla bir sis bulutunun ardına saklanarak hasıraltı edilmesiydi. Gerçekten vuku bulanları ve bir tiyatro oyunu gibi sahneye konulanları, tamamen hayal ürünü olanları ve yok edilenleri bütün detaylarıyla yeniden kurgulamayı denedim. Bu sadece bir hikaye. Ama bugün bildiklerim ışığında bu hikayenin resmi açıklamaların tümünden daha çok gerçeğe yakın olduğu kanaatindeyim. Umudum ve arzum, siz okurlarımın ana kahramanın bu vakada gerçeği bulmak için kullandığı dedektiflik yöntemlerini kabul etmenizdir. Bu romanda diğer romanlarıma kıyasla daha çok kullandığım belgeler romanın parçası haline geldiler. Bu şekilde okurlarımı zor bir kitapla karşı karşıya bırakmayı göze alıyorum ama buna değer. Çünkü bu vakada bahis konusu olan iyi bir hikaye değil. Bu defa mesele hakikati aramak.